Zırali. Buyur abi. Şimdi tam olarak bu İzzet'in kafasına neden sıkılmıyor da buraya kadar getiriliyor onu merak ediyorum ben. Senin bir malumatın var mı konu hakkında? İzzet'i konuşturmadan sıkmak olur mu Tekin abi? Ya hani reisler bir karar almıştı. Bundan sonra kimsenin gözüne, gözyaşına bakılmayacak. Yakalandığı yerde infaz edilecekti. Hızır amca onu kim diyecek Tekin abi? Geçen sefer elimizden ateşi aldılar ya Orhan'ım. Ben o açıdan söyledim yani. İşte biz de tam o yüzden buradayız Tekin abi. Geçen sefer de oradaydık Kemal'im. Adamlar gelip kırmızı ışıkları göğsümüze tutmadılar mı? Reis mecburen oltadaki sazanı heriflere teslim etmedi mi? Tuncay bunu yaptığında görev başındaydı. Ama şimdi bugün burada herhangi birimize kırmızı ışık tutarlarsa cevap veririz. Hayırlısıyla bir gelsinler de gerisi Allah kerim. Abi geliyorlar. Depoya indirdim. Yavaş yavaş. Öldürülecek hayvana eziyet edilmez. O dediğin mübarek hayvan için geçerli değil mi reis? İlyas nasıl İlyas Hızır Ali? İyi dedim ya tipi. Onu senden duydum Hızır. Bir de olayı görenlere soruyoruz herhalde. İyi sor. Amcam iyi tipi abi. Ama sana biraz söylendi ha, haberin olsun. Hayırdır niye ki? O yeriye takacağımı, o kurşunu yeselim daha iyi diye. Yani bunu kurşun yememiş bir adam söylese boş konuşuyor diyeceğim de.
Hadi neyse. Fuat Bey. Yaptığınız taktik ve stratejiyi canı gönülden kutluyorum. Sağ ol Tekin, sağ ol. Gerçekten bu şeytanın bile aklına gelmezdi. Çantalar dolusu parayı alacaksın, Sabri'ye vereceksin, işi bitireceksin. Bravo, bravo. İkizdi inşallah verdiklerin. Değildi. Ama İzzet'in parasıydı. İnsan ölürken parasıyla ölmüyor canım. Kimin olduğunun ne önemi var ki? Değil mi Fahri babam? Gözünüzü dört açın, burada bekleyin Tekin. Dosyada düşman kim gelirse sıkın. Fuat Bey, inelim. Hadi bakalım. Bu Fahri baba neye gergin Adnan kardeş? Her zamanki hali abi. Yok yok, ondan değil. Şimdi aşağıda yine merasim var ya. İzzet abi ölecek mi, kalacak mı? Kalacaksa niye kalacak? Kasmıştır Fahri abi. Bağlayalım mı bunu? Bu kadar adamın içinden kaçacak değil ya Urşit, ne diye bağlıyorsun? Kıpraşmasın diye dedim de. Ya kıpraşırsa kafasına vurursun Urşit. İyi, öyle yapayım. Ağzını bağlayayım mı? Sesi çıkmaz. Ya Urşit, madem bu adam sessiz kalacaktı, reis niye buraya getirdi ki? Yolda sıkardı kafasına, ebediyen susardı. Ben ne bileyim, bana niye sorarsın? Esir olan o. Soruları buna sorun da. Hülyas iyi misin? Tuncay da burada olsaydı çifte bayram olurdu da, iyiyim abi. Amca. Belki İzzet onu da çağırır. Biraz ısrar edersek. La İzzet. Bak ha, bu kadar adam senin ömrünü uzatmak için uğraşıyor. Bir elde sen at da. Benim söyleyecek lafım yok. Niye? Küstün mü bize? Ya da illa başka bir dilde mi konuşmak istiyorsun? Beni öldürmek sizi uzun yaşatmaz. Bana bak İzzet. Zaten gecem gündüzüm kalmamış. Sırf sana o ateşi nasıl devşirdiğini sorusunu sormak için. Aramızda uzun yaşamak isteyecek bir kişi var. O da sensin. O yüzden bildiklerini anlat, sonra da geber git nereye gidiyorsan. Ben size ilk baştan dedim. Her servisle çalışırım. Zaafı olan herkesi de satın alırım diye. Elhamdülillah. Ama burada bu kadar adamız. Ya zaafımız yok ya da gücün yetmedi. Değil mi İzzet? Hepinizi alırdım. Ama birebir de tabii. Alsana. Hadi lan beni de alsana, benim de zaaflarım var. Mesela gizem hiç sevmem. Mallarımın saklanmasını, bir türlü ortaya çıkmamasını sevmem. Ama ne yapıyorum, birini mi satıyorum? Sen söylesene Alparslan. Yok abi, bana malların yerini bir kere bile sormadın. Sormam. Niye? Çünkü belli ki İzzet'in yakalanmasını bekliyordun. Değil mi Alparslan? Evet evet, tamam tamam. Benim sorduğum soruya gelecek olursak İzzet. Bana neyi soruyorsun tipi? Bugüne kadar benim adam alma, adam satma işlerimi Fuat yapıyordu. Tıpkı Sabri örneğinde olduğu gibi. Ona sor. Nasıl olsa sizin adamınız. Da o adamı da böyle pis işlere bulaştıran sen değil misin?
vuracaksak da önce seni vururuz. Ondan sonra Fuat'ı. Öyle değil mi Fuat? Hızır Reis, ben sana daha önce de söyledim. İzzet'i buraya kadar boşuna yüklendin. O kimseye direkt düşmanlık edemeyecek kadar korkaktır diyen sensin. Bak ölecek, hala başkalarını hedefe koymaya çalışıyor. İzzet, seni buraya kadar niye getirdim biliyor musun? Belki konuşursun ağababaların. Tuncay'la avanesini. Sonra uluslararası ilişkilerini falan anlatırsın. Ben de seni serbest bırakırım. Gerçi seni yaşatmazlar, bir yerlerde öldürürler de. Eğer yaşarsan yine de bir yaşama hakkın var diye. Yine mi abi? Görmüyor musun? Adamın düştüğü hale bak. Ölmekten beter. Öldürsen de bir, bıraksan da bir. Reis, benim anladığım bu İzzet ticaret saplantılı ya. Ben herkesle uzlaşırım. Ben herkesle anlaşırım diyor. Sen de buna diyorsun ki şimdi. İşte sana fırsat. Uzlaşacaksan uzlaş. Yanlış mıyım? Aynen öyle. Madem uzlaşma diyorsunuz, niyetinizin gerçek olup olmadığını ispat edin bana. Size istediğiniz her şeyi anlatayım. Yani adamın düştüğü hale bak, hala bize şart şurt koşuyor abi. Görüyorsun değil mi? Bir dakika, bir dakika İlyas. Ben merak ettim. Neymiş senin şartın İzzet? Fuat'ı öldürün. Sorduğunuz her soruya cevap vereyim. Aranızda İzzet'e inanan varsa hala yapsın bunu. Ben ağasını satan adamdan hiç haz etmem Fuat. Hızır, izninle. Lan ne yapıyorsun ya? Kafayı mı yedin ya? Sok onu cebine. Bu İzzet bilse ne bilecek? Ne anlatacak? Anlatacaksa Fuat anlatacak da. Müsaade et Tufan. Önce şu Fuat'ı öldüreyim, sonra nasıl olsa İzzet öldürürüz. Ya ha, buna bir şey deyin da. Tipi abi. Abi biz sözünü tutan adamlarız. Satan adamlar değiliz. Bak biz burada Fuat'la bir anlaşma yaptık. Ne dedik? Fuat, sen bize İzzet'i getir. Biz de sana bizimle çalışma fırsatı verelim. Tipi. Ne dedi az önce adam? Hepinizin zaaflarını biliyorum. Senin de bu ihanete dair hassasiyetini bildiği için sana oynuyor. Yani giderken beraberinde de Fuat'ı götürmek istiyor. Vay şerefsiz vay. Son nefesinde beni kullanacaktın ha? Ya bırak abi, ne diyelim sana ya? Bir şey sorabilir miyim reis? Hazır bunu buraya kadar taşımışsınız madem. Sor Fahri abi. Soracağım mı dedin, vuracağım mı dedin? Bu kadar adam seni öldürmek isterken, eğer Tuncay'ı
nasıl düşüreceğimizi bize söylemezsen sana 40 gün 40 gece işkence ederim. Yine de buna izin vermem. Benim canımı yakarak beni konuşturamazsın. Şimdi sen bize Fuat'ı öldürtmeyi geç de bir an önce konuş. Tuncay'ın da senin gibi bir zaafı var Alparslan, biliyor musun? Her şeyi yönetmek ister. İstihbaratı, mafyayı, sokakları. Benim gibi. Senin gibi. Hızır Reis, insan bazen en yakınındakinin zaafını göremez. İstersen sana yeğeninden başlayayım anlatmaya. Nasıl bir ilişki ağının içinde? Merak edersin belki. Ben merak etmiyorum. Ama amcası merak ediyor olabilir. İsterse onu anlatırsın. Ateşte amcalarımla aram bozulsun diye böyle gevelemişti. Biz sizin gibi değiliz. Biz ihanet etmeyiz. Benim için artık bunu söyleyeceği hiçbir şeyin önemi yok. Zaten bir soru soracağım, onu da Fuat'a soracağım. Fuat. Şimdi bu İzzet senden daha fazla şey biliyor mu? Biliyordur İlyas. Ama söylese öleceğini de biliyor. Benim işim buraya kadardı. Adamı aldım, getirdim, karşına oturttum. Bundan sonra öldürür müsün, sorgular mısın, bırakır mısın bilmem. Hadi bana eyvallah. Var mı buna soracağınız, konuşmak istediğiniz bir şeyler? Biraz daha konuşmaya devam edersek birbirimizi vuracak İlyas. Fahri abi, şunu bir giydirsene İzzet Bey'e. Tipi abi, bu yelek kaç kurşuna kadar geçirmiyordu? Bilmem ki İlyas. Hiç o şekilde denemedim. Deneyelim. Beni bekle. Ben de pompalıyı alayım geleyim, ben de merak ediyorum. Tekin! Lan sana ne, getirsene oğlum. Hemen getiriyorum baba. İlyas lan be... Oğlum sen getirene kadar adamın canı çıktı. Ben de sıkacaktım daha ya. Hoş geldin abi. Hayırdır, nereye bu saatte? Hurşit abi hazırlan dedi. O zaman Hurşit abine sorayım. Hayırdır Hurşit, nereye bu saatte? İlyas ifademizi alacakmış. Herkes gelsin dedi. Herkes kim? Enişte meselesini İlyas'tan önce öğrenen herkes. Alayım abi. İstemem. Hadi siz gidin, ecel beklemez. Ha Fidan. Hadi. Son bir şey değil misin? İlyas'a söyle, benim kararımı biliyor.
Gerisini kendi bilir. İlyas'ı hatırlat. Aile meselelerinde en son kararı ben veririm. Bana söylemeden hiç kimse bir şey yapmayacak. Yalnız kalırsak hatırlatır. Bir şey ister misin? İstemem ben senden bir şey. Ben de senden bir şey istemem. Anam nerede? Namaz kılıyor. Cenaze namazı herhalde. Bilmiyorum artık, kendisine sorarsın. Ben yatmaya gidiyorum. Allah rahatlık versin nasıl verecekse. Verir verir. Yani benim gönlüm rahat, ben kimseyi aldatmadım. Demek ben bu yüzden hiç rahat yüzü görmedim, ha? Olabilir. Olabilirmiş. Bugüne kadar benim aldattığım kadınların hepsiyle fink attım fink. Ha? Senin başına gelince mi böyle oluyor? Ulan bu kadınların en büyük düşmanı yine kadınlar. Senin düşmanın kim Hızır? Benim en büyük düşmanım yine benim. Benden başka yaşayan bir düşmanım yok. Teyzemin kızı. İyi, inşallah çok yaşarsın. Senin de benimle olacaktı sanki. Annem nerede, yattı mı? Yok. Nurten teyzelerin gelini doğurmuş da oraya gitti. O önündekiler ne? Çalışıyorum abi. Müsaade edersen. Etmem. Ben konuşacaklarımız var demiştim. Anlat bakalım. Neler oluyor o otelde? Hiçbir şey olmuyor abi. Neyini anlatayım? Otel işte. Ben senin ne iş yaptığını sormuyorum. Orada ne dolaplar dönüyor onu soruyorum. Bir dolap döndüğü yok. Hem ayrıca öyle bile olsa ben nereden bileyim? Hem Alpaslan'la sabah akşam dip dibe gestos, hem sevgilisiyle kanka ol. Nedir kız bu? Anlatayım. Alpaslan'ın bir sevgilisi var. Senin gördüğün de oydu. Adı Meltem. Ben o otelde sıradan bir çalışanım. Cemre Hanım bana çok kötü davrandığı için Alparslan acıdı. Ve kol kanat gerdi, o kadar. Hepsi bu. Hepsi bu ya. Çocuk mu kandırıyorsun lan sen? Bunun haricinde kız arkadaşı da senin gibi durumu yanlış anlamış. O yüzden bana sevgilimden uzak dur konuşması yaptı. Sen git o masalları anama anlat. Saf mıyım lan ben? Ha? Silah çekmişsin. Adam kaçırıyorlar diye peşinden ateş etmişsin. Niye? Çünkü Alpaslan Bey sevgilimin yanında almayın. Sonra alırsınız demiş. Kim diyor sana bunları? Sen abini boş adam zannetmeye devam et bakalım. Neyi merak ediyorsun? Anlamıyorum ki abi. O Meltem kim? Neci, ne iş yapar? Alpaslan'la nereden tanışıyorlar? Aralarındaki ilişki nasıl ki seninle rahat rahat dolaşıyor? Kim sordurtuyor sana bunları? Yine kendini hangi pisliğin içine soktun kim bilir?
Kendi pisliğine bakmıyorsun da bana hesap mı soruyorsun lan? Seni öldürürüm. Bana her şeyi bir bir anlatacaksın. Öldürsen öldür. Sana hiçbir şey anlatmayacağım. Ben çıkmak istiyorum müsaadenle. Niye Fare abi? Bana ne sizin aile masanız lan? Doğru söylüyorsun. Biz ne masalar yönetiyoruz? Şu düştüğümüz hale bak, duruma bak. Ben de senin gibi istemezdim burada oturmayı. Ama oturuyorum. Sen de otur. Hakem olarak fikrine ihtiyacım var. İlyas. Konuşacak bir şey yok. Burada tek suçlu var, o da benim. Herkesi yolla. Sen de bana gereğini yap. Sen bir sus, sus. Sana mı soracağım ne yapacağım? Sen bu kadar altı yerken bana sordun mu? He? Evet, sizi dinliyorum. Hangimizi? Madem atladın, senle başlayalım. Hurşit, devam et. Kimden duydun sen bu olayı? Fidan'dan. Duyduğunda ne yaptın peki? Bunu kimse bilmeyecek diye tembihledim. O kimse ben miyim Hurşit? Çünkü gördüğüm kadarıyla burada bu kadar insan olanı biteni biliyor. En son ben öğreniyorum. Demek ki o kimse benim. Benim kastım Hayriye Ana'ydı. Çünkü bunu duyar duymaz enişteyi öldürmemi isteyecekti. Duymasın diye ben kendimce tedbir aldım. Gittim abine söyledim. Kendince doğru olanı yapmışsın. Reis abin bilmişsin, onu anlatmışsın. Diğer herkese susmuşsun. Fidan Hanım. Sen bu olayı kimden duydun? Da gidip de Hurşit'e söyledin bana söylemek yerine. Hızır abi enişteyi döverken ne demek aldatmak lafını duymuştum. Ama enişteye konduramadım. İşin aslı var mı diye de görünce Zafer'in ağzını aradım. Zafer'in ağzını aradın. Onun ağzını aramana gerek yok ki. Sıfatına baktığında her şeyi anlarsın zaten. Reis şimdi tam olarak... Sus, tam olarak daha gelmedim. Aslında Zafer yemin etti. Bu iftira, böyle bir durum yok dedi. Ama Cemre Hanım'ın adını ben sormadan söylemiş oldu. Maalesef zarfı yedim reis. Doğrudur. Doğruymuş. Bu olayı ilk sen duymuşsun Zafer. Her bir haltı gelip bana anlatan adam. Otelde yok şu oldu, yok bu oldu, yok kameralarda, kayıtlarda bunu gördüm, şunu gördüm. Bu olayı benden saklamak ne demek Zafer? Ne demek? Şimdi İlyas Feyiz, olay tahammüden olmadığı için muhakkak bir telafi yolu vardır düşüncesiyle olayı sarz etmedim. Sen mi karar veriyorsun tahammüdenmiş ya da değilmiş diye? Sen misin karar merci? Haklısın, boynum kıldan ince. Göreceğim o boynunu, bakalım ne kadar ince. Evet, Özgür Hanım bana bu durumu nihayet dün gece ifade etti. Çünkü ben öyle yoğunmuşum, öyle yoğunmuşum ki bir türlü ifade etmeye fırsat bulamamış. Bir tek yoğunluğundan değil İlyas. Olay aynı zamanda ablamı ilgilendirdiği için daha sakin ve anlayışlı bir anını bekledim.
Eğer biraz daha bekleseydin... o ablana ve buna doğrultulan silah patlamış olsaydı... ne olacaktı Özgür? He? Daha anlayışlı ve sakin mi karşılayacaktım? Haklısın İlyas. Hatalıyım. Evet. Sen hatalısın. Şimdi Cemre. Hanım. Ben sana otelimi emanet etmişim. Ben sana sırlarımı, dosyalarımı, kasamı emanet etmişim, teslim etmişim. Ben seni alıp ailemizin içine sokmuşum. Niye Cemre Hanım, niye? Hı? Sen gelip de ailemizin içindeki eniştemizi ayartasın diye mi? Şimdi İlyas Bey zaten Özgür durumu anlatmış ama... Bu alkol olayını bir artık bir geçelim. Tamam mı? Bu durum benim için hiçbir şekilde hafifletici bir sebep değil. Alkollüsünüz diye işlediğiniz suçun cezası olmayacak mı sanıyorsunuz? He? Bu sizin hesaba göre bir elimde şişe, bir elimde tabanca ben herkesi vurabiliyorum ya. Dünya bana güzel ha. Haksız mıyım Fahri abi? Sonuçta buradaki hiç kimse senden izinsiz birilerini öldürmemiş İlyas. Verdiğin örnek de tam olarak aynı değil. Teşekkür ederim Fahri Bey. Teşekkür ederim Fahri Bey'miş. Bana bak bana. Burada eğer birine teşekkür edeceksen... birinden af dileyeceksen... birinden özür dileyeceksen o kişi benim. Anladın? Aldatılan da kandırılan da benim. İlyas. İlyas Bey siz hayatınızda hiç hata yapmadınız mı? Yapmışım belli ki. Bu masanın hepsi hata. Sana güvenmekle... buna da inanmakla ben çok büyük hata etmişim. İlyas konuşabilir miyim? Başka şeyleri yaparken sorma, konuşabilir miyim diye sor. Konuş. Beni bilirsin. Seni bilirdim. Ama artık karşımda yabancı biri oturuyor. Ona göre konuş. Ben yapı olarak... pire için yorgan yakan biriyim. Bir tartışma yüzünden... evimi, yuvamı yaktım, yıktım. Bilerek ya da bilmeyerek. Ama sonuç bu. Ve yaptığım şeyin telafisi yok. Ben cezama razıyım. Zerre kadar hatırım varsa... bu olayla ilgisi olan masum insanların affını rica ediyorum. Ben zaten hadçesiz kalarak en büyük cezayı alacağım. Ölü ya da diri. Senin vereceğin her ceza başımın üstüne. Aslında herkesin cezası benim için net. Daha önce de başımıza gelen olaylarda olduğu gibi bize ihanet eden, edene iştirak eden, bunu saklayan, gizleyen, kadın ya da erkek hiç fark etmez, gözünün yaşına bakılmaz. Gereken yapılır. Doğru mu Fahri abi? Öyle İlyas. Ben daha önce abinin böyle durumlarda çok sevdiği insanlara ağır kararlar verdiğine şahit oldum. Ama bu konu sadece aile meselesi olduğu için
Senin de yarın vicdan azabı çekmemen için son kararını abinle paylaş. Sonra ne yapacaksan öyle yap derim. Aslında bu konunun abime sorulacak bir tarafı yok. Ama geride kalan yeğenlerim var. O yüzden ben abime danışana kadar hepiniz kararımı bekleyeceksiniz. Hepiniz gözaltında olacaksınız. Özgür Hanım, Cemre Hanım'ın odasına yerleşecek ve oradan dışarıya adımını atmayacak. Niye? Çünkü kapıda Zafer bekleyecek. Yok biri kaçtı, yok biri girdi, yok biri çıktı. Hesabını senden sorarım Zafer. Nasıl diyorsan reis. Enişte burada kalacak. Bir yere gideceğini sanmıyorum ama... ola ki kendi ölmek ister, buna izin verilmeyecek. Fahri abi. Tamam İlyas. Siz ikiniz de bavulunuzu hazırlayın. Kararım değişmezse direkt memlekete. İlyas. Son olarak ben karar verene kadar kimse benimle konuşmayacak. Elim boş durmaz. Bana konuşacaklarımız var. Elim boş durmasın dedim. Çeneni tut demedim de. Ayıklarken de diyeceğim. Peki. Seni dinliyorum. Şimdi bizim bu Hatice ile konuşup daha sonra pişman olacağı bir şey yaptırmamamız lazım. Ben de senin gibi düşünüyorum. Nasıl benim gibi düşünüyorsun? Ortada sabit subyan uşaklar vardır. Yarın onlar büyüyünce babamızı siz öldürttünüz deyip bizi katil bilmesinler. Yani? Ben de o yüzden Hurşit etsin bu işi dedim ama... yine de bizden bilinir. Emine Hanım'la biz bu konuya el sıkıştık. Emine Hanım'la nasıl el sıkıştın? Dinlemiyorlar mı? Ana, sen Emine Hanım'la el sıkışırken dinlemeylerdi. Ha ben burada fasulye ayıklarken dinleyler mi? Ondan... şifreli konuşmuşum. Hiçbir şey anlamamışlardır. Ana nasıl anlaştınız? Ha? İspir'den biri gelecek, işi bitirecek, ondan sonra geri dönecek. Bu mudur? Bak ya, bir de göz kırpıyor. Ya sen anasın, ana. Bu işi biz yapmaya kalksak, İlyas yapmaya kalksa, ben yapmaya kalksam... senin bize yapmayın demen lazım. Niçin? Tamam, seni anladık, sen olmazsın da. Yarın Hatice Hanım pişman olmayacak mı zannediyorsun? Ha?
Ben konuşmuşum. Olmam diye. Kızgınlığından diye olmasın ana. Uşağım, ben sizin işlerinize karışmıyorum. Sen niye benim işlerime karışıyorsun? Ya ana, bu senin işin değil ha, değil. Bu aile kimin ailesidir? Benim. İstediğim kararı alırım. İstediğimi aileye alırım. İstemediğimi aileden atarım. Hı? İşte ben de bunu diyorum. Bu senin ailen. İstediğini aileye al, istediğini at. Ama kimsenin üzerine toprak atma, toprak. Aileden at da. Bu kadar fasulye yeter, dur. Fahri baba, bak senden son bir şey istiyorum. Ve hepimizin iyiliği için isteyeceğim. İlyas beni sever. Onu bu vebale, bu vicdan azabına sokma. Sen bana silahımı ver. Ben kendi işimi kendim göreyim, olsun bitsin. Belki böyle bir karar çıkmayacak. Dediğini yapayım da bütün vebal üstüme mi kalsın? Fahri baba, böyle bir karar çıkmasa da ben Hatice'siz nasıl yaşarım? Nasılını ben bilmem. Yaşayacaksın diyorlarsa yaşayacaksın. Anlamıyorsun! Anlamıyorsunuz! Ben Hatice'siz yaşayamam. Ben Hatice'siz ölürüm. Ölürüm Fahri baba. Ya enişte. Ölürüm Hatice'siz, ölürüm. Enişte. Bırak. Onlar seviyor. Ben Hatice'siz yapamam. Yapamam. Hatice beni affet Hatice. Hatice beni affet Hatice. Hatice beni affet. Sen silah mı istiyorsun? Evet, ben silah istiyorum. Al. Çok mu ses yaptı Ünal Bey? Bana gelen haberlere göre öyle Hızır. Anlamadım. İzzet meselesi diyorum. Gecenin bu saatinde pastırmalı yumurta mı yiyeceksin? Serum yemenden iyidir. Kırayım bir iki tane daha. Kır. Kim yetiştirdi senden İzzet'i? Boş ver şimdi İzzet'i. Servis tabağı yok mu? Belki de yarın öleceksin. Tadını çıkar. En son bir ekmeği, bir yemeğe. Ne zaman bandırıp yedin? Ha? En son esaret günlerimde herhalde. Bu da senin için az esaret değil. Kim derdi ki bir gün aynı evde yaşayacağız?
gerçekten böyle saçma sapan bir durum. Kimsenin aklına gelmezdi, demezdi de. Bak bak, karım yok, çocuklarım yok. Oturmuş seninle pastırmalı yumurta yiyorum. Hem de cezaevinde falan değil, kendi evimde. Şikayetini bölmek istemem ama hazır. Ben Beyaz Saray'da, Buckingham Sarayı'nda, Versailles Sarayı'nda yemek yemiş adamım. Gördüğün gibi şikayet etmiyorum. Böylesini yedin mi böylesini? Güzel. Şimdi söyle bana. Mesut meselesini ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Peki. Soruyu o zaman şöyle sorayım. Mesut ne yapacak? Mesut Alparslan'ı öldürmek isteyecek. İlyas'ı yok etmek isteyecek. Bizi yaşatacak. Adam tam tersini söyledi. Herkes senin gibi düz değil Hızır. Peki. O zaman olduğu gibi yani dümdüz sorayım. Biz ne yapacağız? Bana açıkça söyle Hızır. Hangisini tercih edersin? Anlamadım. İlyas'ı mı? Alparslan'ı mı? Ölmüş olsaydım Alparslan derdim. Ama ben hayattayken İlyas. Neymiş o? Alparslan'ın ne yapacağını kestiremiyorum. Ama ben öldükten sonra ne isterse yapsın. Ama İlyas ben hayattayken ne yaparsa yapsın, hata da yapsa benim bilmediğim bir şey yapmaz. İlyas diyorsun yani. Sen? Bakış açın yanlış değil. Alparslan'la büyürsün, İlyas'la kaybetmezsin. Sana bir şey soracağım. Sor. Alparslan birileriyle görüşüyor. Kim olduklarını, ne yaptıklarını, ne ettiklerini bilmiyorum. E'si ne? Sen bu konu hakkında bir şey biliyor musun? Biliyorum. Ne biliyorsun? Hazır. Sen de biliyorsun ki senin bilmediğin şeyleri ben bilmek durumundayım ve söylemek zorunda değilim. Ben seni bilmiyorum. İşte asıl sorun bu. Biraz evvel ekmek bölüştük ekmek. Evet. Ve bana biraz dokundu. İyi geceler hazır. Kim var? Ben varım. Günaydın. Günaydın Fahri Baba. Çöz beni. Taşkınlık yapmayacaksan, bir yeri dağıtmayacaksan çözeyim. Ya sen benim ne zaman taşkınlık yaptığımı gördün? Senin alkol sorunun yok. Belli ki yaptıklarını hatırlamama sorunun var. Ne oldu ki? Tamam, bir şey yok. Ana, ay, ay, ay.
Ahmet. Anam tutmuş yerini. İlyas bana böyle bir ceza mı verdi? Niye bağladın beni? En son kafana silahla vurdum. Belli ki biraz hafızanda sıkıntı olmuş. Yok yok, ben iyiyim. Karın senden ayrıldı, onu hatırlıyor musun? Ben acısız yapamam Fahri Baba. En son bunları söylediğin için kafana bir şeyler yedin. Bence sus. Sen silahla benim kafama niye vurdun ki? Sıksaydın ya Fahri Baba. Ya nasipin işte. Kahvaltını yap. Elinle ye. Bu Mesut'u nasıl götürebilirim? Tuncay'ı götürebildin mi? Mesut'u nasıl götürebilirim diye soruyorsun Alparslan. İlla ki götüreceğim. İlla ki. Ama onu götürdükten sonra bu Mesut başımıza bela olacak. Ve... Dayın gibi insanları öldürebilmek için... arkanda kuvvetli bir istihbaratın olması gerekir. Ateşin arkasında böyle bir güç olmasaydı... ateş bunları yapabilir miydi? Öyle. Senin arkanda kim var? O ne demek? Senin böyle bir gücün var mı? Mesut'u öldüreceğim diyorsun ya. Sadece amcanların kaba kuvvetine dayanarak bunu söylemiyorsun herhalde. Benim arkamda hiçbir güç yok. Ama belki sizin arkanızdaki güçler... benim Mesut'u öldürmem için değil de... öldürdükten sonrası için taahhütte bulunabilir. CIA'den yardım istiyorsun yani. Ben istemiyorum. Siz isteyebilirsiniz diyorum. Senle ben farklı mıyız Alparslan? Farklı değil miyiz? Değiliz. Nasıl değiliz? Kahvaltı hazır. Sizi bekliyorlar. Ben kahvaltıya inmeyeceğim. Alparslan Bey de birazdan inecek. Peki. Yesinler, biz aç değiliz diyorlar. Ne diyorsun Urşit abi? Bizi memlekete gönderirler mi? Millet ölüm kalım derdinde. Sen düşmüşsün, gider miyiz döner miyiz peşine? Döneceğimiz yer geldiğimiz yerdir da. Böyle bakınca hiç kimse için bir sorun yok Hürşit abi. Topraktan geldik, zaten toprağa gideceğiz. Tabanca ensendeyken de böyle konuş, canım ya da. Abi, bak ben bugün Ünal Bey'in burada kalmasından biraz rahatsızım, bunu söyleyeyim yani. Yerini mi dar ediyor adam? Evet, zaten geldiğin yok. Onun için soruyorum. Dar etti, etmedi ana. Mesele o değil. Ha, bu evde yine bir entrikalar, planlar dönüyorsa bir bilmek lazım yani. He İlyas.
Biz entrika çeviriyoruz, plan yapıyoruz senin arkandan. Abi kastettiğim sen değilsin. Ha, kastettiğim geldi. Bir şey mi oldu amca? Otur konuşacağız. Neyle ilgili? Ailemiz hakkında. Anladım. Abi, bu ailenin reisi sensin. Bu malum konuyla ilgili de ben herkesin ifadesini aldım. Kimse hoşnut değil, herkes pişman. O yüzden abi bu verilecek karar beni aşıyor. Şimdi sen de bir şeyler söylersen biz de ona göre bir yol izleriz yani. Bu ailenin reisi anam. Ben ne diyeyim? Bana ne? Madem reisliğimi kabul ediyorsun, o zaman hiçbir şey deme. Açıkçası ben halamı dinlemek istiyorum. Asıl o ne diyor bu konuda? Burada sanki aldatılan bizmişiz gibi davranıyoruz. Eğer Hatice halam bu işin sıcağına bir karar verirse, bu karar yanlış bir karar olacak. Kararımın neyi yanlış olacakmış? Yanlışı yapan ortada Alparslan. Ha, içinizden doğru yapacak herhangi bir kimse yoksa ben kimseden de bir şey beklemiyorum. Doğru ne peki Hatice abla? Bana onu söyle ki ben de bir karar vereyim. Biri seni aldatsa ne yaparsın İlyas? Gereğini yaparım, ne yapacağım? Ha, o zaman benim niye gereğini yapmama izin vermedin? Suçlu olan sevgilinin ablası diye mi? Açıkçası şunu söyleyeyim, benim bu konudaki kararım da kesin. Neymiş? Özgür meselesi bitti. Ne güldün abi? 2 yıldır o kızla berabersin. Şimdi sorsam dersin ki sevmiyorum, takılıyorum. Öyle. Öyle değil. Ben bilirim takılmanın da sevmenin de ne demek olduğunu. Abi bilirsin tabii, bilirsin de işte kendininkine bilirsin. Birbirinizle yarışmayın da. O özgür işi bitti mi değilsin? Bitti ana. Yani ölse bile üzülmez. Ana niye üzülmeyeyim ya? Tanımadığımız biri de olsa ki düşmanımız olursa ayrıdır ama gene de üzülürüz yani herhalde, değil mi? Düşmanlık olarak daha ne bekliyorsun? Ablası kocam olacak adamla birlikte oluyor. Kızın yüzü bile kızarmıyor. Daha ne düşmanlık bekliyorsun? Hatice abla, işte ben de tam da bu yüzden bu kararı aldım. Söyledin mi kıza? Hepsinin kararını birlikte söyleyeceğim abi. Hepsini derken amca? Ya işte bu olaya kim karıştıysa. Hakikaten biz seninle hiç konuşmadık ya bu durumu. Sen biliyor musun? Ben yeni öğrendim amca. Hayret. O bilse halasına kıyamazdı. Söylerdi. Kimseye haber vermeden gizlice halletmişti bu işi. Tabii bir işiniz içinde gizlilik varsa kesinlikle halletmişti. De o zaman bize ne karar aldığını. Ana şu anda fikir alıyorum, daha bir karar marar yok ortada. Bu sabah duydum ki Fidan'la Hurşit'te memlekete yollarım demişsin. He dedim. Nasıl yollayacakmışsın? Yollayamazsın. Yollarım. İkisini de yollayamazsın. Yollarım ana. O zaman tek birini yollamana izin veriyorum. Seç hangisini. Hurşit mi? Teyze, bize ne Hurşit'ten, Fidan'dan? Burada suçlu 2 kişi. Gerisi de umurumda değil.
İlyas. Fikir alıyor musun madem? Bak Hatice diyor ki, ikisini birlikte öldürmezsen hakkımı helal etmem. Ya siz neyden bahsediyorsunuz? Enişte bu, enişte. Zıkkım olsun sana yedirdiklerim. Ne biçim konuşuyorsun sen? Hala çocukların var. Yeğenlerimiz. E tamam, onlar gene sizin yeğenleriniz. Ben doğurdum onları. Peki Hatice abla, gereğini yapacağım. Ama sonra üzülmek, pişman olmak, suçlamak yok. İkisini de mi? Kadına dokunmam. Sebep? Ne demek sebep? Tanımayız etmeyiz, bize ne? Bize aldatan enişte mi? Enişte, tamam, bitti gitti işte, tamam. Benim yuvamı yıkan başkalarının da yuvasını yıkar. Ya bize ne başkasının yuvasından? Hatice abla, benim için varsa yoksa kendi yuvam ya, tamam? Hatice. Ben nasıl iki sünden bir onda taviz verirsem, sen daha bir onden vazgeç. Alparslan Reis, Özlem Hanım bugün otele gelmedi. Ne kadar aradıysak ulaşamadık. Bilgin olsun. Belli ki İlyas böyle çalışıyor. Özgür'den ayrıldım dedi ya. Öbür kızdan vazgeçtin değil mi teyze? Alsın bacısını. Cehennem olsun gitsin, bize ne? Ulan ben bu kadar mahkemede yargılandım. Bu kadar suç işledim. Bu kadar kötü bir mahkeme. Bu kadar gaddar bir heyet görmedim. Bakmayın bana, bakmayın. Ben bu mahkemede sadece izleyiciyim. Hepinizi ibretle izledim. Bu da bana yeter. Verilecek kararlar falan da umurumda değil. Kocasını mı öldürmeni istiyor bu? Öldür lan. Öldür. Fidan, bir izin ver. İnfaz? Abi Cemre Hanım'la yine aralarında tartışma mı çıkmış? Özlem niye gelmedi otele? Yok Alparslan Reis. Onun biraz kırto bir abisi var ya. Cengiz midir nedir? Dün akşam o gelip ters düz bir şeyler konuştu. Ben de hemen oraya müdahale edip haddini bildirdim ama belki de Özlem Hanım'a otele gitmeyeceksin falan demiştir. Gidip evine bakmamı ister misin Alparslan Reis? Yok abi, sağ ol. Biraz işim var, sonra arayayım seni. Nereye gittiğini bana da söylersen iyi olur. Meltem, bu konuları konuşacak durumda değilim. Sonra konuşuruz.
Alparslan'ın geleceğinden emin misin Cengiz? Efendim, Özlem'in telefonunu elinden aldım. Evin hattını da kestim. Dün biraz da hırpaladım, o yüzden utancından otele gidemez. Bence Alparslan merakından görmeye gelecektir. Eğer dediğin gibi olursa bugün itibariyle ekibime girdin demektir Cengiz. Böyle bir ekibin parçası olmaktan şeref duyarım efendim. De, Alparslan gelince ne olacak? Plan ne? Sen her zamanki gibi kahvende oturuyorsun. Etrafındaki adamlar benim adamlarım. Alparslan dışarı çıkarken ondan uzak dur yeter. Eyvallah. Anladım efendim. O zaman ben kahveden hiç dışarı çıkmayayım. Siz rahat rahat işinizi görün. Özlem benim. Kapıyı açar mısın lütfen? Özlem, bak içeride olduğunu biliyorum. Kapıyı açar mısın? Müsait değilim Alparslan. Biraz rahatsızım, sonra görüşelim. Özlem, nasıl olduğunu göreyim gideceğim. Seni merak ettim. Müsait değilim dedim ya. İyi. O zaman sen kapıyı açana kadar ben bağırmaya devam edeceğim. Kim yaptı bunu sana? Yok bir şey. Kapıya çarptım. Cengiz mi yaptı? Yok bir şey dedim ya Alparslan. Nerede o? Bilmiyorum. Lütfen git, konuşmak istemiyorum. Annen yok mu? Yok. Tamam. Git üzerine bir şeyler al, gidiyoruz. Nereye? Ben nereye gidersem sen de oraya. Alparslan.
Bizim bu görüşme mevzusu yüzünden oldu her şey. Lütfen daha fazla ısrar etme, yoksa döndüğümde daha kötü olacak. Kötü olmayacak. Ben şimdi onunla konuşacağım. Özlem bir süre eve gelmeyecek diyeceğim. Anne. Yolda ararız. Peki. Hadi sen hazırlan. Ben bir kahveye bakayım. Eğer Cengiz oradaysa konuşayım. Gelip seni alayım. Gitme sen. Merak etme, bir şey yapmayacağım. Sadece konuşacağım. Sen hazırlan, sonra arabaya bin, beni bekle. Selamünaleyküm. Ha? Şöyle bak, alacağım o şapkanı, alacağım seni. Cengiz. Bir gel, seninle konuşacaklarım var. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Bu kadar insanın içinde konuşturtma beni. Ne konuşacaksın? Bacıma sarktığını mı? Arkadaşlar, madem Cengiz çıkmıyor, siz bizi yalnız bırakın. Beyler, zarar görmenizi istemiyorum. Dışarı çıkın. Oyun oynuyoruz burada. Ne meseleniz varsa çıkın, dışarıda halledin. Cengiz, hadi çıkalım. Bak, hala konuşuyor. Sen güvenli bir yere git. Görüşme ayarla, bana haber ver. Alparslan. Meltem, dediğimi yap. Ben geleceğim.
Ne oldu? Bir şey mi oldu? Silah sesleri geliyordu. Evet. Polis her yeri çevirmiş. Belli ki bir çatışma var. O yüzden kahveye yaklaşamadım. Cengiz'le de sonra konuşacağım. Fidan'dan aldım haberi. Kizar Hurşit'e başını sallamış. İlyas'ın dedoğunu yap, o işi bitir demiş. Çocuklar yolda. Gelsinler canım. Bizde vuracak adam mı biter? Tövbe tövbe. Kimden bahsediyorsun? Tedbir Emine Hanım. Ben bu İlyas'tan çok emin olamadım. Bitti diye ama... Nereye bitmiş? Hizır da senin gibi değil. Eğer haklı çıkarsanız... bir kamyonun frenini boşaltır bizim uçaklar. Hayri Hatun. Allah kimseyi seninle düşman etmesin. Hayret bir şeysin. Amin. Benim düşmanlığım pistir. Geç. Fidan evde kim var? Emine ablayla Hayri anne var. Noli. Babaanne bir arkadaşımla geldik. Girebilir miyiz? Tabii girin. Kimmiş senin arkadaşın? Otelden arkadaşım babaanne. Adın ne kızım senin? Özlem Emine Hanım. Özlem. O zaman otelde sen beni gördün Özlem. Gördüm. Hı, Alparslan. Hayırdır? Sanki her şeyi herkesten saklarsın. Ablacığım, Özlem'in abisinin bazı kötü alışkanlıkları var. Evde durmasını istemedim. İyi etmişsin. O kötü alışkanlık yüzünden ne yuvalar yıkıldı. Otur kızım. Üstünü başını çıkart. Teşekkür ederim. Alparslan'la gelmişsin. Baş tacısın. Çok teşekkür ederim. Alparslan çok ısrar etti. Ben rahatsız etmek istemezdim. Elleri kırılsın. Sen bacısına bunu yapar mı? Sen bunun abisine gereken dersi vermedin mi Alparslan? Dedim ya babaannem. Aklı başında değil. Aklı başına gelsin. Konuşacağım. Alparslan, senin işin varsa gidebilirsin. Özlem isterse benimle kalabilir. Malum. Bir başına kadınım. Sağ ol abla. Artık siz konuşursunuz. Özlem size emanet. Emanetim bizdedir. İşin gücün rast gitsin Alparslan. Thank you.
Bilen. Kızımı saç dur. Bir şeyler hazırla. Hemen anne. Bize de birer çay ver. Ben vereyim. Olur. Sen ver. İzzet'i bize teslim etmiş olman senin hayatını kurtarmış olabilir. Ama bu sana güvenmemizi sağlamaz. Hele ortak olmamızı hiç sağlamaz. Değil mi İlyas? Vallahi Boran, şimdi ben Fuat'la ortak iş yapabileceğimizi, yani ortak olabileceğimizi yavaş yavaş düşünmeye başladım. Değil mi reisim? Şu açıdan yorum yaptım ben baba. Biz zaten bu Fuat Bey'le bir kağıt işine girmiştik. Aslında neticeye varıyorduk ki... araya asımlıklar girdi. Biz de aynı şeyden bahsediyoruz Tekin Bey. Bu hasımlıkların kapanmasını istiyorsak... bizim de bazı hasımlarımızı ortadan kaldırmamız lazım. Kimi kastediyorsun Bora? Sence kimi kastediyor olabilirim Fuat? Tuncay'ı diyor. İyi de İlyas. Ben size Tuncay'la bir bağlantım olmadığını daha önce söyledim. Kur diyor. Nereye göre bağlantın yokmuş senin derincilerle? Hem İzzet'in işlerini devam ettireceksin... hem de bağlantın olmayacak. Haklısınız. Ama ben bu işleri devam ettirdiğim zaman bu derinciler bana gelecek. Ve şu anda onlarla temas kurmaya çalışırsam eğer bu talebin sizden geldiğini anlarlar. Bunu biz de biliyoruz da Fuat. Bizim aklımızdan geçen neydi? İzzet'in yanına git, kafasına sık, biz içeri girelim, sana yardım edelim. Değil. Sen ne yaptın? İzzet'in Sabri'sini satın aldın. Kişi kendisi gibi bilir herkesi. Bizim aklımızdan bile geçmeyecek iş senin aklından geçti. Bunun yolunu nasıl bulursun diye soruyor Burhan. O zaman Tekin'in dediğini yapacağız. Ne demişim ki babam? Sustuğun mu var lan? Vır vır konuşuyorsun. Belli ki ben fark etmediğim bir anda Fuat'ın radarına takılmışsın. Ne demişim ben Fuat Bey? Bence biz paraları basalım. Bunlar ortalıkta ikiz dolarların dolaştığını görünce... zaten dayanamayıp üstümüze atlarlar. Bizim aklımıza gelmedi değil mi para basmak? Allah Allah. Ama Alparslan ısrarla bize ham maddeyi teslim etmiyor. Kağıtları mı diyorsun? Evet. Bende kağıt var. Ne diyorsun sen ya? İlyas, Fuat'la ortak olmamızda bence hiçbir mahsur yok. Aramıza hoş geldin küçük ortak. Tamam, bu işi yapalım da... yine de bu iş bizim uzun vadeli planımız. Bu uzun vadeli planda Tuncay'ın üstündekileri çıkarır ortaya. Bize kim lazım? Tuncay. Ve maalesef de Tuncay para kokusunu ortaya çıkmaz. Kan kokusunu ortaya çıkar. Dökeriz. Kimin kanı gerekiyorsa onu dökeriz. Bizden birilerinin kanını dökmek için ortaya çıkar. Mesela Alparslan. Mesela.
Meltem'in açığa çıkmasının tek müsebbibi sensin. Biz Meltem'i uyarmıştık. Ayrıca seni uyarmasını da söylemiştik. Bakın, ben uyarılarınızı görmezden gelmedim. Sadece benim daha farklı planlarım vardı. Biz planlarını bilmezsek seni nasıl koruyabiliriz? Kendim için demiyorum. Ben açığa çıkmış olabilirim. Ama bir kişi için bütün sistemi riske atamaz. Haklısın Meltem. Haklısın. Ama amcalarım dahil herkes bilir ki ben planlarımı kimseyle paylaşmam. Sen de haklısın abi. De benim açığa çıkmam senin de sistemin de planlarını bozmazdı. Ama Meltem'in açığa çıkması demek hepimizin açığa çıkması demek. Şimdi benim pişman olmam gerektiği hakkında konuşarak mı toplantıya devam edeceğiz? Yoksa bundan sonra ne yapacağımızı mı belirleyeceğiz? Sizce Tuncay bu bilgiyi amcalarımla mı paylaşacak? Yoksa Mesut'la mı? Çünkü bu durumun sonucuna göre benim harekete geçmem gerekiyor. Tuncay sokak adamı değildir. Şu anda sokaklarda olmaktan nefret ediyordur. O zaman Mesut da paylaşacak. Bu bilgi Alparslan'la bizi zora sokmaktan öte Tuncay'a bir fayda getirmez. Tuncay görevine geri dönmek için kaybettiği şeyi Mesut'a sunmak zorunda. Peki neymiş o? Tuncay'ın yeni bir gizli tanığı var. Kim? Sadece gizli bir tanığı olduğunu biliyorum. İsmini bilmiyorum. Ya şunu bir kabul edin artık. Bir kabul edin. Bu Fuat hain tabiatlı biri. Dün İzzet'i sattıysa yarın bizi satacak. La biz satmayacak mı deriz ya? Belli ki bu herif esnaf. Fiyatını buldu mu herkesi satay. Yani ne diyorsun Tufan, ne diyorsun? Şimdi ben diyorum ki bizim ne malımız kaldı ne de silahımız. Neyle satacak bizi? Bu Mesut denen adam bizi adi suçlardan mı alacak içeri? Ya ben anlamıyorum ki bu Fuat sevgisini Tufan. Bak ben Ateş'e aynı şeyi yaptım. Başıma neler geldi? Ya tipi aynı şey mi senin Ateş'e ağalık etmenle benim şimdilik Fuat ölmesin demem. Neyse neyse Tufan, boş ver. Zaten geçen gün Şahin Ağa da söylemiş. Ne söylemiş? Hiç kimse ölümden kaçamaz demiş. Öyle mi dedin? Yalan mı? Kimse ölümden kaçamaz demişim. Zira ben bunu anlattıktan hemen sonra ölümden kaçacağını zanneden de öldü diye duydum. Şahin'e kurban olayım bari sen etme dayı. Yani akli ehliyeti olmayanların yanında böyle laflar deme dayı. Sonra görürsün nerelere çekiyor bu meseleleri. Nereye çekmişim? Doğan önünde sonunda ölür demişim. İnanmıyorsan sıkayım gör. Ya tamam sık ola sık. Git Fuat'ı öldür. Sanki babamın uşağı. Ah şöyle. Böyle söyle canımı ye dadaş. Başta acısın. Hızır. Ne yapıyoruz? Fuat'ı öldürmek bize Tuncay'ı kazandırır mı?
şey kaybettirmeyeceği de kesin. Hızır, bana ne Tuncay'dan? La illa konuşturacağım beni ha. Ha bu adama kaçak elektriği veren kim? Fuat mı? Tuncay da. Malımızın da canımızın da peşinde olan Tuncay. Ben Tuncay'ı öldürmeyelim de Fuat'ı öldürelim demiyorum. Denk getirelim. Sen Tuncay'la görüşmezsen öldürürüz. Ama görüşürsen de ikisini beraber öldürürüz. Onu diyorum. Sen bütün bunların hepsini İlyas'la konuştun mu? Ya niye konuşacakmışım İlyas'la? E bu işlere o bakıyordu ondan. O he derse bana ne, kimi, nerede, nasıl, niçin vurduğunuzdan. Ha. Bu da Hızır'ın yeni numarası. Ben bilmem, herkes bilir. Herkes değil ula, merkez, merkez. Hızır, bak. Daha geç olmadan kararını ver. Ben gidip İlyas'a bir şey danışmam. Kararın belli tipi. İlyas ne derse o. Peki, peki. Nerede bu İlyas, nerede? Fuat'la birlikte. Ha. Hadi buyurun. Yeni kankanız hepinize hayırlı olsun. Ama sonra bana gelmeyin. Tipi seni dinlemedik, hata ettik diye. Yürü doktorum, gidelim. Yürü. Nereye gidiyormuşuz tipi? Birinin bana hak vermesi lazım. Belli ki sen bunların kalbini kırmak istemiyorsun. Benim ofise gideriz. Senin oraya gideriz, bir yere gideriz. Hadi bakalım Şahin, adam hakkını istiyor. Benden mi istiyor? Senden istiyor Hızır'ım. Üstelik haklı. Fuat bugün değilse de yarın başınıza bela. Ya duyun, yarıncılar duyun. Hadi Şahin ağa kalk gidelim, hadi. Dur tipi, dur. Ben bu bakışı biliyorum. Ne bakış? Hızır, yine bir pırıldağım varsa, bizi boşu boşuna döndürüyorsan söyle. Biz boş dönmeye razıyız. Vay arkadaş. Ulan reisin biri bir gün reisliği bırakmış diye mi başlamam lazım hikayeye ki sizi inandırayım ben ya? Öyle bir hikaye yok. Bize mesel anlat. Maval anlatma. Hadi tipi, kalk gidelim. Tepeden tırnağa haklısın. Vesselam. Hadi yarın görüşürüz. Siz anladınız yarını. Abosun dediklerinde Şahin ağaya katılıyorum ha. Bırak şimdi maval okumayı. Anladık. Reisliği İlyas'a bıraktın da sen ondan ne iş çevirirsin? Söz verdim İlyas'a. Söyleyemem. Hızır, bak beni bu zaafımla vurma. Benim ne kadar meraklı bir adam olduğumu bilirsin. Bak ha buradan avruya tek adım atmam ha. Kim diyor sana bir yere git diye? Güzel güzel oturuyoruz da. Otur. Varmış Yalpaslan. Yok tip abi. Ne olsun? İyi bir şey olursa ararsın. Eyvallah. Bana bak. Bu Arpaslan'ın dediğine inandın mı? Hangisine? Bir şey yok dediğine.
O Hızır'ın sorunu. Ben Alparslan'a değil Hızır'a takığım. Tamam, ben kullanacağım. Gizli tanık var değil mi? Evet abi. Ula Hızır, tipi haklı mı dersin? Bilirsin deliye malum olur. Ve dünden beri darlayıp duruyor beni, Fuat'ı öldürelim, Fuat'ı öldürelim diye. Fuat mıymış o tanık? Bilmiyoruz amca. Yeri gelmişken, bilmiyoruz. Dediklerin kimler yeğenim? Dayımın derinciler. Kızacağın ekip. Ha. O kızdıklarımla hala tam gaz görüşmeye devam ediyorsun yani. Ya Hızır. Bak Alparslan buraya iyi bir haberle gelmiş. Mevzu kimden geldi değil ki. De ki kapıya bir mektup geldi. Üstünde de gönderen bir dost değil. Ne fark eder ki? Hiç kimse dost değil. O yüzden soruyorum ben de. Dost amca. Bak şu meseleyi atlatalım. Etraflıca her şeyi anlatacağım sana. Her şeyi. Söz. Aha da oldu ikinci merak konusu. Kardeşim siz istiyorsunuz ki ben meraktan öleyim ha? La ben size ne yaptım ya? Ben gidiyorum. Tip ile Şahin'in peşine. Hele otur otur, akşam işimiz var, otur. Ha bu da etti üç. Nereye gideceğiz, ne işimiz var? Birini vuracağız. Bu da etti dört. Şimdi kimi vuracağız diye soracağım, gene beni refüze edeceksin. Aha da sorma ayrım. Kararımı verdim. Abimle de konuştum. Kendisi aile meselesi olmasına rağmen bu konuya karışmayacağını söyledi. Verdiğim karar adil olsun diye bu konuda sadece sizleri değil kendimi de cezalandıracak bir karar aldım. Hurşit'le Zafer. Sizi bir daha benden bir şey saklamamak kaydıyla görmezden geleceğim. Bir daha olmayacak reis söz. Olursa demiştim. Boynum kıldan iyice. Olursa bir boynun olmayacak. Demiştim herhalde Zafer. Fidan. Sana annem karar verecek. Neticede üstünde hakkı çok. Çok abi. Siz üçünüzle de vedalaşıyoruz. Nasıl yani? Şöyle, Cemre bir daha dönmemek üzere ülkeyi terk edecek. Hangi ülkede ne iş yapıyor, ne yapıyor bizim konumuz değil. Kendisine, senin hatırına özgür, hiçbir zarar gelmeyecek. Benim günahım ne? Senin günahın bana da sıçradığı için vedalaşmak zorundayız. Ablan dahi olsa benden bir şey saklamış olman demek... ...seninle yollarımızı ayırmaya yeter. Peki İlyas? Ben daha büyük bir şey yaşadığımızı düşünmüştüm. Herkese ve her şeye rağmen. Her şeye rağmen düşünmene saygı duyuyorum. Ama herkese rağmen düşünmen yanlış olmuş.
Sen bir tercih yaptın, ablandan yana. İlyas, benimle ilgili kararını arkadaşlar çıktıktan sonra söylemen daha uygun olur diye düşünüyorum. Onlar da duysunlar. Çünkü kararım net. Seni bir daha görmek istemiyoruz. Ailenin hiçbir ferdi, çocukların dahil, seni görmeyecek. Sen de onları. Şimdi Hurşit seni alıp götürecek ve pılını pırtını toplayıp bir daha geri dönmemek üzere gideceksin. Paraya pula da ihtiyacın varsa Hurşit'e söylersin. Benim bir şeye ihtiyacım yok. Vedalaşmak isterim. Mümkün değil. Herkes adına benimle vedalaşabiliriz. Gidelim biz de Özgür. İlyas Yeniz'in gitmesini bekleyelim önce Cemre Hanım. O zaman ben de bir bardak su alabilir miyim Fahri Bey? Tabii. İlyas abim gitti bence. Çıkalım. Bize yolda bir şey yaparlar mı Özgür? Yapacaklarını yaptılar bence abla. Seninle birlikte ben de kovuldum. Dediğin gibiyse ucuz atlattık da ben yine de pek emin olamadım. Öldürecek olsa İlyas bu kadar konuşmaz. Eniştelerini öldürseler de hiç şansımız olmazdı da. O kadar insan şahit olduğu için konuyu kapattılar. Ne oluyor orada?
Ya tamam anladık reis. Birini vuracağız sen bize söylemek istemiyorsun. Belli ki haber de bekliyorsun da. Bu haberi bize hamam böcekleri mi getirecek? Telefonlarımız yukarıda. Telefonumuz Rally'de. Ona haber gelecek. O da inecek bize söyleyecek. Çıkıp gideceğiz. Babam ben yukarı çıkayım mı? Bu Hızır Ali şimdi muhabbete falan dalmıştır. Telefonu görmüyordur. Yok babam sen benim dizimin dibinden ayrılma. Böyle baş köşede otur tamam mı? Tamam babam nasıl emredersen. Lan yürü git. Benim asabımı bozma. Aval aval bakma bana. Hızır Ali'nin yanına çık yukarı. Telefonu koyun. Başında bekleyin. E ben de onu demiştim zaten babam. Hah Hızır Ali. Ben de tam senin yanına geliyordum. Baba, amcam çıkmış. Hı. Hadi öyleyse biz de gidelim. La sen var ya, adamı deli edersin ha. Ben bu tipinin niye delirdiğini bu gece daha iyi anladım. Lan nereye çıkaydık ya? Şşş, bana bak, Hızır Ali. Ha oğlum bari sen söyle, ben de senin emican sayılırım da. Vallahi Tufan amca inan ben de bilmiyorum. Senden sonra konuşacak. Yanlış yola girdin abla. Otele gitmiyoruz Özgür. Nereye gidiyoruz? Tuncay'la konuştum. Tanıklık yapacağımı söyledim. İstersen benim yanımda avukatım olursun, istersen tanık olursun. Sen bilirsin. Şimdiden söyleyeyim. Bu yapacağın şeyin sonunda olacaklar için üzgünüm abla. Ablamın mesajlarını yakaladım. Kimle? Tuncay denen adamla. Gizli tanık pazarlığı yaparken. Ne? Emin misin? Maalesef İlyas. Ama bak bana söz verdin. Ablama bir zarar vermeyeceksin. Ablama bir zarar gelmeyecek. Beni terk mi edeceksin? Ablamı yurt dışına mı yollayacaksın? Ne yapacaksan kabul et. Ama Cemre'ye bir şey olmayacak. Cemre, Cemre. Size bir şey olmadığına sevindim Cemre Hanım. Ama biliyorsunuz bunlar göstermelik davranışlar değil mi? Biliyorum. O yüzden kesin kararımı verdim. Gözümün önünde adamı öldürdüler. Neredesiniz siz? Şu anda yoldayım. Yarım saat içinde söylediğiniz otoparka varırım. Tamam. Ben de dönüyorum oraya şimdi. Tedbirinizi alın. Geldiklerinde bana haber edin. Merhaba abi. Ne yaptın?
Konuştuğumuz gibi abi. Tufan Ağa, ne oluyor? Sen mi sorarsın, ben mi sorayım? Ben hiçbir şey sormayırım kardeşim. Amca, siz bu planı ne ara yaptınız? Daha kahvaltıda beraberdik. Kahvaltıdan öyle fırlayıp gitmeseydin öğrenirdim beyim. İçeride konuştuklarımızın dışında bir durum daha var bilmen gereken. Neymiş o durum? Cemre. Tuncay'la görüşmüş. Gizli tanık olmak için. Kim diyor? Özgür. Gerçi ben şimdi kıza söz verdim ablasına zarar vermeyeceğime dair ama... yani böyle bir durumla hani riske atamam abi. Ben diyorum ki bu akşam bunlar Tuncay'la görüşmeden önce enişteyle birlikte işlerini bitireyim. İlyas. İşine karışmak gibi olmasın ama. Olsun abi, olsun, söyle. Bırak bu Cemre Tuncay'la görüşsün. Biz de orada olalım. O zaman ben bunu Özgür'le planlayayım. Abi vallahi iyi ki karıştın ha. Ula İlyas, bu Özgür seni seviyor. Yoksa bacısını böyle bir riske atmazdı. Tufan abi haklısın, Özgür beni seviyor da... Cemre bu bacısını nasıl böyle bir riske atıyor hiç anlamadım. Bu Tuncay bu Tufa'ya nasıl düştü? Ben de onu anlamadım. Kadınlar babam, kadınlar. Ben 40 takla atsam, desem ki ben babamı satacağım, Tuncay yine de bu Tufa'ya düşmezdi. 40 değil, 80 takla atsan yine de yapamazdın. Giriş yapmışlar abi. Kızları güvenli bir yere götürün. Durun, ne yapıyorsunuz? Bırakın bizi. Hadi.
Tuncay, Tuncay. Tanık lazımmış. Bütün mahalle toplanıp geldik Tuncay. Reis. Eğer fırsat verirsen senin için çalışabilirim. Duydun mu İlyas? Adam iş istiyor. Ona zaten kim fırsat verse çalışır abi. İhaneti meslek edinmişlere bizim verecek tek şeyimiz var.